Hazreti İbrahim'in babası Azer, ülkesinin kralı Nemrut'un putlarının yapıcısı ve bakıcısıydı. Nemrut, azgınlıkta çok ileri gitmiş bir hükümdardı. Hem putlara ve ateşe tapar, hem de insanlardan kendisine kulluk etmelerini isterdi. Etrafında, ayın ve yıldızların hareketlerinden geleceği okuduğunu iddia eden kahinler, sihirbazlar ve rüya tabircileri vardı. Nemrut bir gece rüyasında bir yıldızın doğduğunu ve bu yıldızın ayın ışığını ve güneşin parlaklığını bastırdığını gördü. Tabirciler bu yıldızın doğacak bir erkek çocuk olduğunu ve Nemrut'un sonunun bu çocuk eliyle olacağını söylediler. Nemrut, müneccimlerin bildirdiği yılın ilgili ayında doğan bütün erkek çocukları öldürttü. Ancak Hazreti İbrahim'in annesinin gebe olduğu anlaşılamadı. Hazreti İbrahim'in annesi de doğum zamanı geldiğinde bir gece vakti evinden çıkarak oğlunu yakınlarda bulunan bir mağarada doğurdu. Annesi, oğlunun ihtiyaçlarını gizlice karşılıyor, mağaraya gittiği her gün Hazreti İbrahim'in sağ baş parmağını emdiğini ve sessiz sessiz durduğunu görüyordu. Bu arada Nemrut da müneccimlerin kehanetlerini çoktan unutmuştu. Hazreti İbrahim 15 aylık olmasına rağmen yürümeyi ve mükemmelen konuşmayı öğrenmişti. Bundan sonrasını Kur'an bize şöyle anlatıyor. Biz İbrahim'e kesin ilme erenlerden olması için göklerin ve yerin büyük mülkünü de öylece gösteriyorduk. İşte o üstünü gece bürüyüp örtünce bir yıldız görmüş ve Rabbim budur demişti. Yıldız sönüp gidince ben böyle sönüp batanları sevmem dedi. Sonra ayı doğar halde görünce Rabbim budur dedi. Fakat o da batıp gidince andolsun ki eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaydı muhakkak ben de haktan sapanlar güruhundan olurdum dedi. Sonra güneşi doğar halde görünce de Rabbim budur. Bu hepsinden daha büyük dedi. O da batınca ey kavmim ben sizin Allah'a şerik koşa geldiğinizden kesin olarak uzağımdır. Hiç kuşkusuz ben bir muvahhid olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış bulunan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilimdir dedi. Ve Rabbi ona Müslüman ol dediği zaman o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bir ve tek olan Allah'ı böylece bulan Hazreti İbrahim kavmini uyarmaya başladı. Onlara elinizle yonttuğunuz şeylere ne diye tapıyorsunuz diyordu. Babası Hazreti İbrahim'e zorla put sattırmaya çalışır, o da putları, hiçbir şeye ne yararı ne de zararı olan şu şeylerden almak isteyen var mı? Diyerek sattığından kimse ondan put almazdı. Bir delikanlı olduğunda Azer, Hazreti İbrahim'in başına bela olacağını anladığından onu Nemrut'a götürüp dilediğini yapabileceğini söyledi. Bu görüşmede Hazreti İbrahim korkusuzca, ''Ey Nemrut, şüphesiz sen yalan söylüyorsun. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren de O'dur.'' dedi. Bunun üzerine Nemrut, Azer'e, ''Senin oğlun ne dediğini bilmiyor. Al bunu götür ve terbiye et.'' dedi. Böylelikle Allah, Hazreti İbrahim'i korudu.